Hoş geldiniz arkadaşlar, videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hakk'ın yüce kelamı, Resul'ün en büyük mucizesi, müminin batmayan güneşi. Gönüllerin huzur ve şifa kaynağı Kur'an-ı Kerim öğrenme dersimizin 22.sine başlıyoruz. Bismillah, hamden lillah, ve salaten ve selamen ala Resulillah. Bir önceki dersimizde elif lam takısında bulunan lam harfinin okunup okunmayışıyla alakalı örnekleri ele almıştık. Bu dersimizde ise imla kuralı olarak yazıda bulunan fakat okunmayan elif harflerinin örneklerini göreceğiz. Ayrıca elif lam takısındaki elif harfinin okunmadığı durumları gösteren örnekleri ele alacağız. Şunları da tekrardan ifade edelim. Kırmızıyla yazdıklarımız kalın harflere işaret ediyordu. Yani kendisinde isti'la sıfatı bulunan harflerdi. Yeşille yazılanlar ise vav, ya, elif harfleri, yani uzatma harflerini ifade ediyordu. Bir de mavi renkte yazmış olduğumuz harfler bulunuyor. Bunlar da peltek harflere işaret ediyordu. İlk örneğimiz kulu. Kulu. Burada vav harfinden sonra, yani met harfinden sonra bir de elif var. Bu sadece bu kelimenin çoğul olduğunu ifade etmek için imla kuralı olarak yazılmış bir elif. Bunlar okunmaz. Alu. Alu. Kenu. Kenu. Emenu. Şu elifin dik halde, üstün harekenin dik halde yazıldığı durumu söylemiştik. Burada gizli bir elif var demek. Yani şu şekilde. Ve amilu. Ve amilu. Secedu. Secedu. İn taliku. İn taliku. Verke'u. Bakın, buradaki elifi de okumuyoruz. Verke'u. Uzatma da yok. Direkt birleştiriyoruz. Verke'u. Fesbiru. Fesbiru. Ve ekrilu. Ve ekrilu. Rilu. وَمَا تُقَدِّمُ وَمَا تُقَدِّمُ وَاسْتَغْفِرُ وَاسْتَغْفِرُ وَاسْمَعُ وَاسْمَعُ وَأُشْرِبُ وَأُشْرِبُ La tequlu. Şu da harfi met olan elif. La tequlu. İşterav. Bakın, burada vav cezimli olduğu için bunu okumuyoruz. İşterav. Meşev. Meşev. Afev. Afev. Uzatma yok. Da'av. Da'av. Tevasav. 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 Ütül kitabe. Ütül kitabe. Burada ta'dan sonra elif lam takılı bir harf geldi. Bir kelime geldi. Lam okundu. Ama buradaki elifi okunmuyoruz. Ütül kitabe. Yani bu ütü olmasaydı bunu el kitabe diye okuyacaktık. Ama buradan geldiği için elif okunmuyor. Ütül kitabe. Buradaki tü de normalde met harfi ama karşıya bitiştirdiğimiz için buradaki met harfini de okumuyoruz. Yani tül diye değil, ütül kitabe. Vellezine amenu. Vellezine amenu.
tahtihel enharu vettehaze eyyuhellezine. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen.